Hoş geldiniz yeniden. Bakalım şimdi Nadia Hanım'ı nasıl davet edelim hemen. Davet ettim. Nadia Hanım. Ses tonu değişiyor. Şimdi nasıl? Bazen sakin konuşuyorum. Ses tonum değişebilir. IVF'tim. Merhaba, hoş geldiniz. Nadia Hanım, istek gönderir misiniz? Siz istek gönderin katılmak için. Tamam, ha. Bakalım şimdi nasıl olacak. Tamam. Fırtına, yağmur, bilmem ne derken. Evet. Umarım Tekrardan merhaba. hayırdır. Şu an Sesim nasıl daha geliyor iyi. şimdi? Şu an daha Aa, iyi sizin sevindim. sesiniz. Sevindim. Tabii sorular da Evet. gitti değil mi? Böyle. Evet, gitti ne yazık ki. Dua Tekrar rica ediyorum edeceğim da. sizden Evet. arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Yani elimde olmayan Estağfurullah. bir şey. Kesinlikle. Çünkü telefonu değiştirdim. Şey hattını değiştirdim. İşte diyelim ki Vodafone'dan Süper Online'a geçtim. Wi-Fi'yi kapattım. Olası her şeyi denedim şu anda. Yani. Evet. Yok ama çok ciddi hava muhalefeti var şu anda. Muhtemelen Evet. ondan. Çok İki embriyo var şükür diyordunuz değil evdeyiz. mi? Bir önceki hastanın sorusu yarım kaldı. İki embriyosunu göndermişti. Öyle bir şey Evet, kes iki kesik geldi. embriyo Ama göndermişti. Evet, bir kere Sare. denemiş, iki embriyo göndermiş değil mi? Evet, Tamam. evet. Tamam. İki Yani tekrar deneyecek. Yeni bir siklus da inşallah normali bulur. Çünkü yaşı genç. O embriyo. siklus özel olabilir. Belki daha fazla Evet. embriyosu olsaydı normal embriyo bulunabilecekti. Ama en azından Evet. şöyle düşünmek lazım. Bu iki embriyoyu da verilseydi muhtemelen hani niye ki tutmadı vesaire diyecekti. En azından şimdi transfer olmamış. Yeni bir siklus için hazırlık yapacak. Evet. Tamam. Şimdi diyor ki bir arkadaşımız, Rabia arkadaşımızın sorusunu başa tutturayım şu anda. Tamam. Hocam ben tüp bebek tedavisi gördüm ve sonuç iyi oldu ama 3 ay doldu, kalbi Durmuş durmuş dediler. dediler. Neden olabilir? Cevap verirseniz sevinirim demiş. Çok geçmiş olsun sevgili Rabia Evet, geçmiş kardeşim. olsun. Şimdi ama bunu tabii nasıl cevap verelim? Bebeğin anatomik bir problemi var mıydı? Kromozom testleri yapıldı mı? Bunlara bakılmış olması lazım. Belki hani onu muayene eden, gören hekim daha doğru söyleyebilir. Genellikle tabii ki ilk 3 aydaki kayıpların büyük bir çoğunluğu kromozomal problemlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ama tabii ki onun dışında mesela bir enfeksiyon, ağır bir enfeksiyon geçirmiştir. Ona bağlı da kayıp olabilir. Bazen tabii ki sebepsiz yere de kayıplar olabilir. Belki pıhtılaşma testlerine bakılabilir. Yani onu hekiminin detaylıca bir değerlendirmesi gerekir. Yani bir bekleyişte ilk 3 ay taramasında herhangi bir problem görülmüş müydü anatomik vesaire. Onlara detaylı bakmak gerekir. Şimdi Şimdi öbür tüp şeyi bebek kapatma demek. tedavisiyle gebe kalınca eğer bir genetik analizle tüp bebek yapılmadıysa genetik tanılı diğer gebeliklerden bir farkı yok. Yani sadece biz embriyonun dış görünüşüne göre bu iyi kalite güzel bir embriyo diyoruz. Bazen hastaların kafasında bunun en sağlıklı embriyo olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor. Ama biz burada hani sağlıkla ilgili bir şeye bakmıyoruz. Tüp bebek sürecinde yaptığımız yumurta ve spermi birleştirmek. Eğer genetik analiz yapmadıysak aslında normal hani gebe kaldıktan sonraki süreç normal gebeliklerden farklı değil. Bunu iyi anlamak lazım. Yani hiçbir takibi vesaireyi atlamamak.
Ve hani normal, nasıl sıradan bir insan normal yoldan geve kaldıysa, nasıl takiplerinde neler yaptığımız gerekiyorsa, tüp bebek gebelikleri de öyle. Bir genetik tanılımda bile biz hani sonuçta sadece kromozomuna bakmış oluyoruz. Kromozomu normal olabilir ama kalbinde problem oluşabilir. Sonuçta bu hala bölünmeye devam eden ve oluşan bir hücre, değil mi? Yani aslında biz işte dediğim gibi 150-200 hücrelik bir şey veriyoruz. Ondan bir sürü, değil mi, organ sistemlerimiz oluşuyor. Her şey, göz, kulak, aklınıza gelebilecek en ince Kulağımız işte. ayrıntılara Evet, kadar evet. her şey oluşuyor. Sonuçta bu aşamalarda da bir sürü problem olabilir. Dolayısıyla her zaman, değil mi, gebelik takibi normal olması gerektiği gibi yapılmalı. Evet. Şimdi Ezel arkadaşımızın bir sorusu var. Teşekkür ederim Nadia Hanım. Diyor ki hocam doğuştan yarım rahimliyim. Doğal yollardan bir kızım var. 2 yıldır çocuğum olmuyor. Sebebi ne olabilir? Düzenli adet görüyorum. Bir tüpüm kapalı, biri açık. Sebebi ne olabilir diye soruyor. Yani şimdi bu çocuk sahibi olmuş zaten. Sekonder infertil olmuş. Mutlaka tabii ki hani tüpüne de baktırmış zaten. Muhtemelen zaten eşinin sperminde de bir problem yok. Şu anki durumu tam açıklanamayan kısırlık durumu oluşmuş. Ama bunu hani rahimine bağlamasın zaten. Niye? Zaten rahimiyle ilgili bir problem olsaydı ilk Bebeği çocuğu olmaz. olmazdı. Ha, ne Değil mi? olabilir? Erken doğum olabilir. Belki kız erken doğmuştur. Belki zamanında doğmuştur. 2 yıldır da olmadığına göre bir tedavi planlayabilir. İkinci çocuk isteği varsa bir tedavi planlayabilir. Ama şu anda o temel testlerde bir problem görünmüyor. Sebepsiz kısırlık var. Evet. Sezaryen mi oldu acaba? Sezaryen yerine de iyi bakmak lazım. Bazen orada dediğim Evet. gibi açıklık olması durumunda da rahim içinde sıvı birikmesi ve sonradan böyle ikinci çocukta problemler de ortaya çıkabiliyor. Evet. Sevgili Ezel, İstanbul'da mısın bilmiyorum ama Nadia Hanım'la iletişim kurabilirsin, mesaj Kesinlikle. atabilirsin, bilgi verebilirsin bu konuyla ilgili. Şimdi Menekşe arkadaşımızın bir sorusu var Nadia Hanım. Hocam, 2 gebelik kaybım oldu. Biri 3 aylık bebeği genetiğe gönderdik. Trisomi 21. Down sendromu çıktı. İkincisi 6 aylık kısmi molar çıktı. O da problem. Önemli. 27-28 yaşlarındayız. Benim genetik sonucum inversiyon 9 çıktı diyor. Evet, mesela bu zaten ikisinde de genetik problem tespit edilmiş. Ben bu hastaya genetik tanılı tüp bebek tedavisi öneririm zaten. Ki kendinde Evet. de bir zaten genetik problem bulunmuş. Evet. Hani bir daha gebelik düşünmesin. Öncelikle mutlaka genetik tanılı tüp bebek düşünsün. İkisinde de Bütün bu kromozomal şeylere problem de var. kendisinde olan inversiyon 9 mu neden olmuş olabilir? Yani şimdi translokasyonlar daha çok bu tabloya neden oluyor. Hmm. Ama sonuçta bir inversiyon tespit edilmiş. Buna sebep olan muhtemel bu gibi duruyor. Hani bazı Hı. şeyler bazen rastlantısal da oluşabiliyor. Ama bu hastanın zaten 2 tane kromozomal problemli gebeliği olmuş. Mutlaka genetik tanılı tüp bebek tedavisi düşünsün. Evet, sevgili Menekşe, duydun, lütfen mesajını at. Yani kiminle iletişim kuracaksan, neredesin, hangi şehirdesin, iletişim kurmak istersen biz yardımcı olabiliriz Evet. sana bu konuda. Şimdi Gülyar arkadaşımızın bir sorusu var. Onu almaya çalışacağım. Bir dakika, o da böyle bir... Özür dilerim. Hiç sıkıntı değil. Evet. Merhaba hocam. Ben feokomositoma hastasıyım. Daha önce bir çocuğum oldu fakat hastalığım yükselttiği için kürtaj olmak zorunda kaldım. FSH 84, E2 31, LH 108. 28 yaşındayım. AMH 0,010 düzensiz adet görüyorum demiş. Evet, bir de menopoz durumu oluşmuş. Feo Yani kromositoma. işin, evet, o bir hastalık, endokrin bir hastalık diyebiliriz. Şöyle, ama bu hastalığın hani şu anda yaşadığı, hani bu
menopoz erken menopoz durumuyla çok birebir ilgisi yok. Ama FSH'sı çok yükselmiş. Şu an bir tedavi planlayamaz. Ama yaşı gençse FSH'sı ve E2'sine adet döneminde, adetin ikinci veya üçüncü gününde mutlaka baktırsın. Uygun olduğu ay yumurtada görünürse bir tedavi planlayabilir. Tabii ki hastalığı açısından da hekimi takip eden hekim izin verirse Evet. planlayabilir. Evet, çok geçmiş olsun Gülnar. 28 yaş gerçekten çok genç. Çok genç, evet. PSH'ın düşebilir, dalgalanma yapabilir. Evet, Lütfen takip kesinlikle. olun. Tamam mı? Yardımcı yani istersen mesaj atabilirsin, yardımcı olmaya çalışırız. Nilgün arkadaşımızın bir sorusu var. Yaşım 40, polikistik over var. 29 yumurtadan 6 embriyon 5 AA kalite oluştu. İkisi çözülürken dejenere oldu. 4 tanesi tutmadı. Her şey de normaldi. Eşim de sperma azlığı vardı. Neden tutmamıştır diyor. Yani şimdi tabii ki yaşı 40 olduğu için bir de yumurta sayısı da fazla. Tabii ki Çok sperma değil mi azlığı olması 29 spermin yumurta? kalitesi tabii kalitesi de olumsuz etkilemiş olabilir süreçlerini özellikle embriyo gelişim aşamasında. Ama Nilgün Hanım'ın da yaşı sonuçta 40. Bu embriyolar normal olmamış olabilir. Ben Nilgün Hanım özellikle yumurta sayısı da fazla olduğu için inşallah bir sonraki siklusunda fazla embriyo da elde edilirse genetik tanılı tüp bebek yaptırmasını öneririm. Evet, çok. Yani çok En şanslı azından da bir gebelik hasta. elde etme evet açısından şanslı bir hasta. Yaşı 40, bu da iyi bir yaş aslında. 40 yaşında şöyle demek lazım hani 4 ya da 5 embriyodan bir tanesi normal gelir. Hani belki bu 6 embriyosu oluşmuş. Belki hani o dejenere olan embriyolar normaldi. Diğer 4'ü anormaldi belki. Bilmiyoruz tabii bakılmamış da tahmini olarak söylüyorum. Evet. Evet. Yani bir sonrakinde genetik tanılı denerse gebelik şansının iyi olacağını düşünüyorum. Normal bir embriyo bulunursa. Evet. Çok teşekkür ederim. Feray arkadaşımızın bir sorusu var. Feray diyor ki, adet günüm dündü. Dün kan testi verdim. Beta HCG 18,8 çıkmış. 24 Kasım'da hafif kanama bir de kahverengi leke geldi diyor. Yani 18 bir gebelik oluşmuş, belki düşükle sonuçlanacak. Bir biyokimyasal gebelik olacak gibi. Yine bir takip etsin kan değerini. Ama düşük bir değer 18. Yani teorik olarak gebelik var ama muhtemelen oluşmuş ve düşmüş. 24'ünde de kanaması olduğu için muhtemelen düşecek bir gebelik. Evet, çok geçmiş olsun Geçmiş arkadaşım. olsun. Yani. Rabia arkadaşımız diyor ki, PCOS'ta tüp şansı yüzde kaçtır? Başka herhangi bir sorun yok diyor. Tabii ki yaşıyla alakalı şansı da. Evet. Yani genç hastaysa polikistik over grubu zaten gebelik elde edebileceğimiz bir grup. Evet. Sevgili Orada tabii Rabia, yumurta, şans evet var. tabii tabii ki yumurta sayısı çok. Sonuçta oluşan embriyo sayısı daha fazla oluyor. Ve bunları bir siklusta elde etmiş oluyorsunuz. Yumurta sayısı az olan hasta her defasında deniyor. Belki hani 4 embriyo veriyoruz diyelim ki bir PCOS hastasında ama o 4 embriyoyu bir siklustan elde etmiş oluyor. Yumurta sayısı az bir hasta bunu 4 defa deniyor. Yani hem maddi olarak hem manevi olarak daha çok zorlanıyor. Polikistik over hastaları o anlamda daha şanslı bir hasta grubu. Ama tabii ki gebelik başarısını belirleyen en önemli şey tabii ki yaş. Ama eğer tek faktör buysa ve ciddi bir yumurtlama problemi eşlik ediyorsa gebelik şansı yüksek bir hasta grubu. Evet. Nigar arkadaşımızın sorusu, ben şu an 43 yaşındayım. Erken menopoz tanısı kondu. 2 yıldır regli olmuyorum. Tüp bebek şansım var mı diye sormuş. Bebek şansı yok maalesef. 2 yıldır adet Değil mi? olmuyor olması demek, menopoza girdi demek. Biz menopoza girmiş bir kadında tekrardan yumurta üretimini sağlayamıyoruz. Keşke öyle bir tedavi yöntemimiz olsa. Maalesef yok. Biz var olan yumurtaları büyütüyoruz. 2 yıldır adet olmuyorsa zaten menopoza girmiş demektir. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Çok Ve geçmiş 43 yaşında. olsun. Hani Evet. tabii genç hastalarda da 2 yıl uzun bir Evet. süre. Hani
Şöyle mesela genç 30 yaşında bir hastada birkaç ay olmasa da onda şey diyorum yani hani yaşınız genç hiç belli olmaz. Bir tane yumurta gelişir. Onunla gebelik olur. Bunları hep konuşuyoruz ama 43 yaş 2 yıldır hiç adet olmamış maalesef hiç şansı yok. Evet. Geçmiş olsun İlgi'cim. Evet. Şimdi Muhammed Yılman diyor ki hocam selam hocam eşimle tüp bebek tedavisi deniyoruz. Bir tek embriyo tutmadı. İki embriyo iki tutmadı. Üçüncü deneme iki embriyo verildi. Ayın 5'inde sonucu yaptıracağız. Eşimin yaşı 28, benim yaşım 25. Evet. Yani iki defa negatif olmuş. Üçüncü şu anda deniyorlar. Tedavi İnşallah. sonucunu henüz Evet, almamışlar. belki İnşallah tutmuştur. güzel bir İnşallah sonuç tutmuştur. alırsınız sevgili Herhalde de Muhammed. tutmazsa diye bir endişesi var herhalde, değil mi? Onu Evet, mu tabii ki. sormak istiyor En acaba? büyük Evet. endişeler o Evet. oluyor zaten. Ama verilmiş inşallah tutmuştur. Tutmazsa da yaşları çok genç. Tekrar deneyecekler. Hani bazen konuşuyoruz hastalarda bunu. Bazen hani kolay dediğimiz hasta maalesef dördüncü de beşinci de gebe kalıyor. Ya sizin işiniz çok zor diyoruz. O ikinde gibi kalıyor. Yani her şeyi de bilemiyoruz, kontrol edemiyoruz. Ama genç hastalar her zaman avantajlı. İnşallah tutmuştur. Sağlıkla da kucaklarına Evet. Yani gene sonucu bana yaz lütfen. Nerede, hangi şehirdesiniz? Onu yaz. Bundan sonraki yani olası tedavide ne yapılması gerekiyor? Beraber şey yapalım. evet. Tamam mı? Yardımcı olmaya çalışalım. Beslenmeydi, şuydu, buydu. Yani psikolojik destekti. Her türlü desteği açığız Psikolojik biz. destek de evet Tamam çok mı? önemli. Gerçekten çok Evet. önemli. Bazen hani o stres vesaire süreçleri katlanılması zor bir hale getirebiliyor. Yani Yani öneriyorum psikolojik dün şey desteği. yaptık işte psikolojik destek grubu. İlk girdiklerinde bir sürü arkadaşım kas katı herkes yani donmuştu yüzler konuşmakta sıkıntı. Ama aradan bir saat geçince herkes cıvıl cıvıl oldu. Çözüldü Evet. resmen. O kadar Ya güzel şöyle ve bir de şey bir oluyor bazen ki. insan şey zannediyor yani her en kötü şeyleri kendisi yaşıyormuş gibi düşünüyor. Evet. Hani birilerinin sizin derdinizde yani onların da aynı dertten muzdarip olması bile hani bir teselli ya da bir hani dert ortağı oluyor. Bu da Tabii. bence çok önemli. Yani çok büyük bir değişiklik oldu. Çok güzeldi. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize ücretsiz Ben de zaten. psikolojik Her desteği ayın kesinlikle tavsiye ederim. son haftasında, her ayın son haftası Salı günü psikolojik destek grubumuz var. Ücretsiz psikoloğumuzla beraber. Ne güzel. Alıştırma yapıyoruz, anketler yapıyoruz kendi aramızda, espri oluyor, gülüşüyor, herkes kendi sıkıntısını artık tabii dalgaya da vuruyor insanlar, yapacak bir şey yok. Rahatlayıp çıkıyorlar, çıkıyoruz Evet, çok zaten. önemli. Benim En için de önemlisi çok o önemli zaten. bir şey oluyor. Evet, şimdi ben adını okuyamadığım bir arkadaşımın sorusunu şey yapacağım. Okuyabiliyorsunuz değil mi yazıları? Evet, yazılar çok net şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Yani hiç Sesiniz de olmazsa çok bir net. şeyimiz Gayet iyi güzel. olsun. Yo, şu an çok güzel. Her şey çok güzel. Çok Sizin sevindim. çok iyi geliyor sesiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sevindim. Çok memnun oldum. Diyor ki rahim ağzında açıklık var dendi. Hamile kaldıktan sonra 11. haftada dikilecek dendi. Bu açıklık embriyonun tutunmasına engel mi? Şimdi rahim ağzı açıklığı aslında gebelik haftası arttıkça oluşan bir şey. Gebelik büyüdükçe gördüğümüz bir şey, rahim ağzı yetmezliği dediğimiz bir durum. Muhtemelen herhalde daha önceki gebeliklerinde de bir böyle bir hikayesi oldu ki erken haftada atılması planlanmış. Özellikle biz ilk 3 ay geçsin diye bekliyoruz. Çünkü ilk 3 ay zaten düşük açısından hem riskli dönem, hani bu kromozomal problemlerin de görülebileceği bir dönem olduğu için o hafta geçsin ve ondan sonra 13. 14. haftalarda eğer böyle bir öyküsü de varsa rahim ağzına dikiş atılması önerilir tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ama Bir düşün. Hı. hani şeyle bilgisi yok. Hani embriyonun tutulmasıyla bilgisi yok. Öyle bir şey sormuştuk galiba, değil mi? Hı, Bu evet. düşükle sonuçlanabilecek ve özellikle de ilk 3 aydan sonraki düşüklere neden olur rahim ağzı yetmezliği. Yani gebe kalmakla ya da bizim verdiğimiz embriyon tutulmasıyla bir ilgisi yok.
O gebeliği taşıyamama gibi düşünmek lazım o rahim aziyetmezliğini. Peki. Bir tane arkadan alacağım bir soru. Esmer arkadaşımızın sorusu. Hocam, şunu indireyim hemen kaldırayım buradan. Ha. Hocam, uterus septumdan histeriskopi oldum. Bir normal bir aşılama gebelik kaybım var. PCOS AMH 2.50, yaşım 37. Evet, yaşım Bu 37 demiş. Tüp bebekte şansım ne kadar diye soruyor. İkinci soruda. şanslı iyi. Yani şöyle üç deneme sonunda yani genetik tanı yapmadan dahi %75-80 gebelik elde edebiliriz bu hastada. Bu kayıpları herhalde septum ameliyatından önce olmuş diye düşünüyorum ben. Yani septuma bağlıysa ve septum ameliyatı bundan sonra olduysa direkt tüp bebek deneyebilir. Ancak septum ameliyatı oldu ve kayıplar daha sonra ise o zaman belki genetik tanıda tüp bebekte düşünülebilir bu hastada. Anladım. Hani kromozomal sebepleri dışlamak adına. Tam hikayesini bilmediğimiz için böyle bir cevap veriyorum. Çok teşekkürler. Hatice arkadaşımızın bir sorusu var. Hocam, bir dakika düştü. Hocam, bizim 8 yumurtamız döllendi ancak 5. güne ulaşan olmadı. Sadece bir tane 6. gün donduruldu. Neden olabilir? Genetik testler yaptırmalı mıyız? Daha önce bir kere gebe kaldım, düşük oldu. 29 yaşındayım. Yaşı çok gençmiş ama Genç. 8 yumurta döllenip bir tane embriyo gelişmesi de normal değil. Yani ya yumurta ya da spermle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ancak şimdi hemen genetik test yaptırmasın. Bence bu embriyo ile bir denesin şansını. Ama olmazsa evet o zaman kromozom testlerine de bakılabilir. Belki hani varsa ya da söylendiyse sperm ve yumurta ile ilgili bir sıkıntı varsa. Hani çok yumurtanın tabii kalitesini değişemiyoruz ama o da aydan aya değişebilir. Belki spermle ilgili ciddi bir problem varsa hani böyle küçük başlıyoruz bazen. Onlarla ilgili bir problem varsa sigara da içiyorsa belki işte sigarayı bırakabilir. Biraz vitamin takviyesi alabilir. Hani bunlar yapılabilir ama mutlaka bir tüp bebek tedavisi yaptığı yerle bir görüşsün. Tabii şartların iyi olduğu bir yerde yaptırdığını düşünerek de bunları söylüyorum. Hani Evet. iyi bir Doğru. merkezde Sevgili yapıldığını. Hatice, evet. Evet. Sorularım varsa sen Nadia Hanım'a gene Evet. şey yapabilirsin, yazabilirsin. Nerede Yazabilirim. yaptırıyorsun onu da yazabilirsin. Yaptırdığınız yerden yere de fark var. Ne yazık ki ben bunu Evet, hem evet. söylemek istiyorum hem Evet. söylemek istemiyorum Evet. ama Aynen. Ben de yani ne aynı diyeceğini isteriz bilemiyorsun. karşılıklı. Evet. Hatice şey demiş, spermlerini yazmış ama yazar yazmaz ben onu kaçırdım. Spermlerini belirtmiş. Tamam, bana yazsın, göndersin, ben cevaplarım Evet, lütfen. onu. Burada Niye? göremediğimiz, cevap veremediğimiz kişiler de lütfen yazarlarsa Evet. Instagram üzerinden Nadia Hanım'a mutlaka dönüş şey yaparım. yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani Şimdi çok Nihat çok arkadaşımız. uzun soruları maalesef hani böyle çok Çok bazen uzun yazmayın. destan Kısaca gibi yazın. yazıyorlar. Evet, Ha, evet, onu evet. cevaplamamız çok zor oluyor. Çünkü ben onu okurken bile bir sürü zaman gidiyor. Ama kısa kısa olan soruların hepsini cevaplamaya çalışırım. Mutlaka da dönüş yaparım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nihat arkadaşım diyor ki tüp bebek 16 seneden sonra eşim hamile kaldı. 2 aylıkken kalbi durdu. Ne zaman embriyo transferi yapabilirsiniz diye sormuş. Şöyle, kürtajın olduğu aletini gördüyse embriyosunu transfer ettirebilir. Beklemesine gerek yok. Ben de bunu çok merak ediyorum Nadia Hanım. Yani kürtaj olduktan sonraki adet ya hemen mesela hamile kalıyor, loğusa oluyor. 40 gün müsaade ediyorlar. Adet olsa bile rahimin iyi olması için.
bu tür olaylarda da gene bir yani 40 gün, bir yani 1,5-2 ay beklenmesi iyi olmaz mı rahimin daha Şimdi iyi olması için? yok. Şimdi ama o doğumla aynı süreç değil. Şimdi doğumda tamamen zamanına kadar gitmiş bir gebelik var. Annenin bir, değil mi? Mesela bir emzirme süreci vesairesi var. Yani o çok farklı bir şey. Orada da tamamen vücudun kendine gelmesi daha uzun süre alan bir şey. Ama 2 aylık bir gebelik için kürtaj olmuş. Zaten bir sonraki adeti hani kürtajdan itibaren saysanız belki 3-4 gün, 5 gün gecikir. Yani o kanama bittikten sonra. Vücut o BTCG hormonunu bir kere daha hızlı sıfırlıyor. Yani kendi Hızlı zaten geri dönüşüyor. dönüyor. Bir de şöyle yani bu hastalar zaten hani kısırlık problemiyle uzun süredir uğraşan bir hasta grubu. Buna yani böyle bir teorik bilgi de yokken siz gidin 2-3 ay, 5 ay bekleyin Yok yok desek tabii. zaman kaybı. Yani tabii ki hasta psikolojik olarak kendini iyi hissetmezse ben onu soruyorum. Yani psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ay sonra yapmazsınız da 2 ay sonra yaparsınız da, ya da 3 ay sonra yaparsınız. Bu sizin için büyük bir kayıp değil. Ama hani rahimin toparlanması ya da rahimle ilgili bir problem yok. Orada neyi görmek isteriz? Bazen kürtaja bağlı yapışıklıklar olabilir. Onu da biz zaten o takip sürecinde, transfer sürecinde bir problem varsa onu zaten görürüz. Rahimle ilgili bir sıkıntı olup olmadığını. Dolayısıyla özel bir bekleme süresi yok. Hasta Anladım. kendini ne zaman hazır hissediyorsa transfer olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi Neslihan arkadaşımız diyor ki, merhaba hocam, yaşım 45, AMH 0,01. Bazen adet oluyorum, bazen de ilaçlı oluyorum. Tüp bebekle gebelik şansım var mı sizce diye sormuş. Bebekte gebelik şansı maalesef ki yok diyemeyiz tabii ki ama çok 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 düşük. 45 yaş gebelik açısından çok zor bir yaş. Evet, nadiren tabii ki gebelerimiz oluyor mu? Oluyor. Ama hani diyorum ya çok nadir. Yani işte onlar mucizeler, tam onlar mucize oluyor yani. Evet, Ki bir de Neslihan menopozal çok ilginç süreç de başlamışken daha da zor yani. şey. Evet. Şimdi Afşin arkadaşımız da aynı durumda. Merhaba hocam, 44 yaşındayım, menopoza yeni girdim. Çocuğum yok, evli değilim, ne yapmam gerekiyor? Afşin'im, yapacak hiçbir şey yok. Değil Evli mi? olsa hani belki bir ihtimal olabilirdi belki. Yani kendiliğinden olabilirdi. Belki yumurtası olduğu ay tüp bebeklenebilirdi. Ama hani bunun için yani yumurta dondurma 44 yaş için önereceğimiz bir tedavi de değil. Yani biz eğer bir yumurta dondurma tedavisi yapmak istiyorsak bunun en ideali 37-38 yaş civarında bu işi yapmak. Aslında tabii ne kadar erken o kadar iyi, o kadar kaliteli yumurta demek. Ama o kadar erken yaşlarda yaptırmanın da şöyle bir dezavantajı olabilir. Hani hasta bunun için bir maddi para verecek, yatıracak. Hani bunun için yorulacak, zaman harcayacak. Ama hani belki de 1 yıl sonra, 2 yıl sonra karşısına biri çıkacak. Yani ben hani genelde 36, 37 bu yaşlar iyi. En fazla 38. Hadi diyelim 40 ama ondan sonrası için yumurta dondurmak çok da anlamlı değil. Evet. Ya bunu Yani 44 yaş özellikle için çok yumurta belirtmemiz dondurmasını lazım. önermem. Evet. Çok haklısınız. Şimdi Selinay arkadaşımızın bir sorusu var. Elimden kayıyor şeyler. Evet, arda arda sorular geliyor. Nurcan diyor ki, hocam ilk denemede tüp bebek tutmadı. Şimdi ikinci kez tedavi görüyorum. İlk yapıldığında çok sıkışmıştım. Hemen kalktım. Ondan tutmamış olabilir Yok, mi? Yaşım yok. 37. Yok, onunla bir ilgisi yok. Hiç kendine onun için vicdan yapmasın. Zaten embriyo transferi sonrası yani bununla ilgili çalışmalar da var. Yatmak gerekmiyor zaten. Hani verdiğimiz Evet. şey mikroskopik bir şey. Biz verdiğimiz şeyi bile aslında görmüyoruz. Ultrasonda gördüğünüz onun medium'unu koyuyorlar ya. O aslında gördüğümüz hani burada diyoruz ya. O aslında onun içinde birlikte koyduğumuz sıvısı. Yani embriyolog tekrar mikroskop altında kontrol ediyor embriyo gitti mi gitmedi mi diye. Yani bize haber veriyorlar temiz kateterde bir problem yok diye.
Dolayısıyla ona endişe etmesin. Yani lavaboya kalktı diye sorma nedeni o değil. Evet. Selin arkadaşımızın sorusu, temin kaçırmıştım. Hocam, 3 kez başarısız denemem var. Embriyolarım kaliteli. Rahimde sıkıntı yok ama tutmuyor. Yaşım 26. Eşimde sperm sorunu var. Ben de yumurta rezervim az diyor. Evet, işte iki Yani. faktör de bir araya gelmiş muhtemelen onun etkisiyle Yani olmuyor. Hem eşimde sperm yumurta tabii sorunu, sperm yumurta sorunu olunca rezervi tabii azdı. ki o da etkiliyor Ama diyelim. Ama bir yaşı çok avantajım genç. var. Yaşı Rahim çok kaliteli. genç. Peki Evet. embriyolarım kaliteli. Evet, çok güzel bir yaştasın sevgili Kesinlikle Selin. Onun için hiç. Selinay'da tekrar deneyeceksin. Evet. Yaşın genç, deneyeceksin, bırakmayacaksın. Çok güzel. Emine arkadaşımız diyor ki ben 31 yaşındayım. 2 defa düşük oldu. Tüp bebek şansım ne olabilir? Zaten gebe kalmakta sorunu olan bir hasta değil aslında. Düşükleri olan bir hasta. Belki genetik tanılı tüp bebek tedavisi yapılabilir bu hastaya. Genetik tanılı tüp bebek tedavisi yapılırsa da gebe kalıp yani sağlıkla doğum yapacak. Gebe kalacak demeyelim, gebe kalıyor zaten. Sağlıklı doğumu olur bu hastanın, şansı yüksek. Evet. Pelini diyor ki embriyonun 3. günden sonra ilerlememesi neyle alakalıdır diye sormuş. 3. günden sonra ilerlememesi hep işte konuştuğumuz bu kromozomal problemlerle alakalı. 3. günde zaten aslında zaten biz diyelim ki 10 yumurta alıyoruz. Ne oluyor aslında, bunların ortalama söylersek 4 tane, 5 tanesi 5. güne ulaşıyor değil mi? Zaten arada 5 tanesi kendisi kendi eliyorlar. Doğal bir eleme oluyor. İşte 3. günden sonra ilerlemiyorsa da bu oluşan embriyolar sağlıklı olmadığı için aslında devam etmiyor. 5. gün embriyo transferi yapmamızın da nedeni aslında o zaten. 3. günde seçemiyoruz. 3. günde çok güzel dediğimiz o hücre sayıları iyi, işte hücre yapısı iyi dediğimiz embriyo bakıyoruz ki 5. güne ulaşmamış. Zaten orada bir eleme oluyor. Ama yaşı Nurten arkadaş. neyse ve 3. günden sonra ilerlemiyorsan, bu da bazen yumurtalarda özellikle genetik bir bozukluk olması durumunda da 5. güne ilerlememe oluyor. Belki de öyle bir problem var eğer genç bir hastaysa. Belki o genetik mutasyonlara bakılabilir. Ama hani bakılsa da o genetik mutasyonlara sadece hani artık denemeyin, uğraşmayın. Bunlarda hani bu problemlerle karşılaşacağız diyebiliriz. Yine bir çaresi olması. Ya zaten 2 ya da 3 kere denedi ve aynısı olduysa muhtemel ki o yani düşünün ki hani sonuçta ne oluyor? Birleşiyor hücreler, orada ayrışıyor, tekrar bölünüyor vesaire. Bu özellikle bölünme aşamasında vesaire de onları etkileyen mutasyonlarda 5. güne devam edemeyebiliyor. O durumda da çok yapılacak bir şey yok. Çünkü biz kimsenin genetiğini değiştiremiyoruz en azından şimdilik. Kimsenin genetik mutasyonu varsa onu düzeltemiyoruz. Onlara Anladım. Teşekkür bakılabilir. Bir genetik danışmanlık alabilir ve onlara bakılabilir. Genetiğin açıklamasını yapabilir misiniz demiş Nurten. Nasıl bir durumda olursak genetik istenmeli, genetik yapılmalı. Mesela tekrarlayan gebelik kaybı var. Aynı hasta değil değil mi? Başka Hayır, hasta. başka Heh. hasta. Tamam. Mesela tekrarlayan düşükleri varsa bir hastanın. Mesela bir 10 dakika önce cevaplamıştık. Mesela tekrarlayan ne olmuş hastada? Kromozomal problemli gebelik öyküsü olmuş. Böyle bir öyküsü varsa iyi kalitede embriyo transferi yapmamıza rağmen gebelik oluşmadıysa, yani tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı varsa bu hastalarda genetik test istenebilir. Yani kromozom analizleri yapılabilir. Çiftlerde kromozomlarda bir problem var mı diye bakılabilir. Evet. Zaten biz şeylerde özellikle azoospermi veya şiddetli sperm sayısı düşüklüğü olan erkeklerde de mutlaka kromozom testleri istiyoruz biliyorsunuz. Çünkü onlarda da aslında kromozomal sorunlardan kaynaklı olabiliyor spermle ilgili yapım problemleri. Öyle bir şey varsa da ne oluyor? O genetik problem değil mi? Yavruya da aktarılabiliyor. O yüzden hani o durumlarda da mutlaka kromozom testi ve genetik testleri istemiş oluyoruz. Evet, Gamze arkadaşımızın sorusu.
Hocam 34 yaşındayım. Yumurta rezervim çok az. Bu ay yumurta görüldü. Bir yumurta görüldü. 16 milim. Üçüncü adet günümde. Sizce yumurta neden bu kadar büyük çıktı? Yok, bu şimdi buna yumurta diyemeyiz. Üçüncü, yani adetin üçüncü günü 16 milimlik yumurta olmaz. Bu bir folikül kisti olur. Yani aslında yumurta değil o. Kist. O da neden oluyor? İşte yumurta sayısı çok azalmış ve vücudumuzdaki o menopoz hormonu çok yükseldiği için böyle kistler, yumurta kistleri yapabiliyor. Zaten biz onu şu anda östrojen seviyesine baksak yüksek çıkar. Yani bu durumda tedavi başlanamaz zaten. 16 Anladım. milimi ne zaman bekliyoruz? Bir tedavi verince bekliyoruz, değil mi? Mesela normalde normal bir kadında 16 milimi ne zaman oluşuyor? Tedaviye başlıyoruz ikinci gün. 9. 10. gün, bazılarında 11. gün oluşuyor. Yani 3. günde kimse de 16 milimlik yumurta görmüyoruz. O zaman görmeyi beklediğimiz, değil mi? Yani 8 milimin altında olsun istiyoruz hatta. Biz onlara af diyoruz ya, bu kadar folikülünüz var, bu kadar yumurtanız var diye. Evet. Özcan arkadaşımız, hocam yaşım 41, AMH 0,1. 3 tüp bebek denemem olumsuz oldu. Bir defa dış gebelik oldu. Yumurta kalitesi artırılabilir mi diye sormuş. Şimdi şöyle, yumurta kalitesini belirleyen en önemli şey yaşımız. Maalesef ki yaşımız. Sonuçta kadınların belli bir yaşa kadar doğurganlığı var. Dolayısıyla hani yumurta kalitesini şu arttırır diyeceğimiz bir şey yok. Ama tabii ki değiştirebileceğimiz bir takım şeyler var. Örneğin sigara içiyorsak sigarayı bırakmak gibi. Beslenmemize dikkat etmemiz gibi. Ama hani bu hastalarda çok da vakit kaybetmemek lazım. Hani 41 yaş AMH 0,1, bir bakarsınız ki hani 1-2 aya adet düzeni de bozulmaya başlayabilir. Hani belki tedaviyle birlikte hani vitamin takviyeleri alınabilir. Yani bunlar yumurtamızın kaliteli çıkmasına sebep olur diyemeyiz ama en azından hani katkısı olabilecek ama zararı da olmayacak diye bunlar denenebilir. Dış gebelik olduğu için mutlaka tüplerine de tekrar baktırsın. Çünkü hani dış gebelikte özellikle tüplerde de bir sıkıntı varsa bu da dış gebeliğe meyil yaratılabiliyor. Ona da baktırsın ve tekrar denesin. 41 olduğu için uğraşacak yani. Yaşı genç değil. Yumurta sayısı azalmış. Biraz uğraşması gerekiyor ama bu yaşlarda uğraşacak zaten. 43-44'ten sonra uğraşmasının da bir anlamı yok. Bir anlamı Deneyecek yok tekrar. diyorsunuz. Teşekkürler. Fatma Nur arkadaşımızın sorusu diyor ki hocam genetikten genetik testimde lüfus 70. Eşimin %69 sperm hasarlı ve PCOS var. Bu değer ile sadece genetik tanımlı tüp bebek mi yaptırmalı mıydı diye sormuş. Bu Lupus 70 değerlerle. ne demek, hiç anlamadım onu. Yani kendisinin sonucunu anlamadım. Lupusu pozitif mi çıkmış demek istiyor acaba? Eşinde 169 sperm hasar çıkmış. Yani şöyle, eşi sigara içiyorsa bırakabilir. Eşine vitamin takviyesi verilebilir. Sperm seçimi yapılabilir. Özel bir sperm seçimi yapılabilir. Yumurta sayısı fazla olduğu için de muhtemelen hani iyi kalitede embriyolar oluşacağı için, yani en azından iyi kalitede embriyolar oluşma şansı daha yüksek, yumurtası az olmadığı için genetik tanılı deneyebilir. Lupusu pozitifse, yani tek pozitiflik de yeterli değil lupus tanısı için, ama aspirin ve zaten heparini herkes veriyor. Belki denenebilir tabii ki, transfer sonrası aspirin ve antikoagülan, yani heparin takviyesi verilebilir. Yani bir kere pozitifliği çıkması, dediğim gibi hani direkt lupus olacağınız anlamına gelmez eğer bir lupus tanısı yoksa. Eşi için de dediğim gibi hani spermle ilgili özel sperm seçme teknikleri kullanabilir. Yaşı eğer 35'in üzerindeyse ya da daha önce denemeleri varsa belki direkt genetik tanında deneyebilir. Şimdi bütün ayrıntıları bilmediğim için olasılıklar üzerinden bir tablo Aha, çok sunarım. güzel ayrıntı oldu gerçekten. Şimdi Sare arkadaşımız diyor ki hocam negatif tüp bebek sonrası 5 santim hemorajik kist görüldü. Tüp bebek için nasıl bir yol izlemeliyiz diye sormuş. Şimdi şöyle, hemorajik kistler zaten sık gördüğümüz kistler. Yani tüp bebek, direkt tüp bebek tedavisiyle de
hani şöyle normal zamanda da görülebilecek bir durum. Yani endişe etmesin, o anlamda söylüyorum. Tabii ki hani biz sonuçta yumurtanın içerisine giriyoruz, değil mi? Aspire ediyoruz. Orada küçük kanamalar olabiliyor. Bu adetle birlikte zaten kendiliğinden kaybolur. Bir hormon salgılamıyorsa, tekrar tedaviye başlamak istiyorsa da tedaviye başlayabilir. En fazla ne yapmış olabilir? Biraz daha fazla ağrısı olmuş olabilir. Hani yumurta toplamadan sonra genelde 1-2 günde geçmesini bekliyoruz ya. Belki onunki 3-4 gün sürmüştür. Yani buna sebep olur. Hani endişelenmesin. Hemorajik kist korkacağımız bir şey değil. Geçecek bir kist. Evet. Biraz önce Ezel'in sorusunu cevaplamıştık. Nadiye Sezeryan Hanım, yarım rahimli olan olabilir. Evet. arkadaşım sezeryan olan, sezeryan dedi oldum. 1.36 Evet, o cevap yüzden verdiğiniz dedim. için Yani teşekkür ederim diye sezaryen yazmış. yerini mutlaka bir kontrol etmek lazım. Yani orada bir Evet. açıklık var mı, bir sıvı birikmesi var mı? O açıdan da bir bakmak lazım. Evet. Özlem arkadaşımızın sorusu 13 santim diyor, çikolata kistim var. Ameliyat olmadan iki tane embriyoyu attırsam tutunmayı engeller mi? Kistler her iki tarafta da var diyor. Yo, deneyebilir. Tüplerle ilgili bir sıkıntısı yoksa, teyit edildiyse deneyebilir. Evet. 13 santimde Şimdi. biz neden aslında 13 santim büyük gerçekten? Hani ne olabilir? Hani ulaşması daha mesela belki daha fazla yumurtası var ama ulaşamıyorsunuz. Çünkü 13 santim kocaman bir endometrioma kisti var. Siz size yakın taraftaki yumurtaları toplayabiliyorsunuz. Hani o anlamda 13 santim büyük gerçekten. Ama zaten sonuçta iki embriyosu oluşmuşsa deneyebilir. Yani tüpüyle ilgili de bir sıkıntı yoksa ameliyattan önce dener. O olursa hani gebelik olursa zaten bu kendinden küçülecek. Tabii ki yok olmaz ama baskılanacak sonuçta çikolata kistleri. Teşekkür ederim. Gökçen arkadaşımızın sorusu, hocam tek böbrekle tüp bebek yaptığımda başarısız olur muyum diye sormuş. Şimdi tek Geçmiş olsun böbreğin Gökçen. geçmiş olsun. Tek böbreğin tüp bebek başarısıyla bir ilgisi yok. Tek böbrek bizim için niye önemli? Gebelik bir kere, değil mi? Vücut kan hacmimizin çok arttığı bir durum. Ve ne olabilir? Hani böbreğimize, değil mi? İki tane böbreğimiz varken iki böbreğimiz paylaşıyor bu kadar hacmi, süzüyor vesaire. Tek böbrekte ne olabilir? Hani bunu kaldıramayabilir. Protein kaçağı başlayabilir. Tek böbrekte biz gebelikte problemler yaşayabiliriz. Tüp bebekle bir ilgisi yok. Yani tüp bebek başarısını etkilemez. Ama bu Gökçen Hanım'ın gebelikte çok iyi takip olması lazım. Çünkü idrar yolu enfeksiyonları daha fazla görülebiliyor. Böbrek enfeksiyonları olabiliyor. Dediğim gibi böbrekten protein kaçakları olup tansiyon yükselmeleri olabiliyor. Bu açıdan riskli bir gebelik olacak gebeliği olursa ve ona yönelik hani takibinin sıkı yapılması gerekir. Çok geçmiş olsun Gökçen. Evet. Emre arkadaşımız da şöyle diyor. Hocam, kromozom bozukluğu olan hasta hamile kalabilir mi? Özür dilerim. Kromozom bozukluğunun tabii ne olduğuna bağlı yani. Trizomi 21 ise gebe kalamaz. Ya da bir Turner sendromuysa gebe kalamaz. Çelik arkadaşımız diyor ki, kan sulandırıcı transfer sonrası hangi durumlarda kullanılıyor? Düşük riskini azaltır mı? Biraz önce de dediğimiz gibi yani kan sulandırıcı özellikle lupus olan hastalarda kullanabiliriz. Bu antikardiyolipin antikorları pozitif olan grup var. Antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz. Bu grup hastalarda kullanmamız gerekir. Çünkü bunlarda tekrarlayan düşükler bu pıhtılaşma problemine bağlı olarak ortaya çıkar. Ama her durumda da kullanmıyoruz. Yani her tüp bebek tedavisinde kan sulandırıcı kullanmanız gerekmiyor. Bu hastalarda düşük riskini söylediğim hasta gruplarında düşük riskini azaltır. Evet. Çok teşekkürler. Münce arkadaşımızın bir sorusu. Kist kullandığım ilaçlara bağlı oluşmuş dedi doktor. Rahim filminde tüpler de açık. Eşimin spermlerinde ileri hareketlilik az. Aşılama önerir misiniz? Bir de kist geçici midir? Bu ay yapılabilir mi aşılama? Teşekkür ederim demiş.
GIST kullandığınız ilaçlara bağlı oluşmuş dediği için hekim arkadaşımız, evet, muhtemelen bir adette geçmiş olacak. Sperm ileri hareketliliği düşük demiş ama burada önemli olan toplam ileri hareketli sperm sayısı. Toplam ileri hareketli sperm sayısı 5 milyon üzerinde ise evet, aşılamada denenebilir tabii ki. Ama ben sadece sperm sayısına göre de buna karar vermiyorum. Benim için kısırlık süresi de çok önemli. Yani eğer 5 yıl olmuş ve hala bir gebelik oluşmadıysa, aşılama da hani böyle çok mucizeler yarattığımız bir yöntem değil. Yani sonuçta normal ilişkide hazneye bırakılan spermi biz alıp hareketli kısmını ayrıştırıp sonuçta rahim içine bırakıyoruz. Dolayısıyla hani evlilik süresine de ben çok önem veriyorum. Yani 3 yılın üzerinde olan durumlarda ve kadının yaşı da ileri ise 1 yılmış yaklaşık ikinci gebelik istiyoruz. Deneyebilirsiniz. 1 yıl kısa bir süre. Denenebilir. Evet. Ama toplam ileri hareketli sperm sayısı önemli tabii ki. Şimdi ben son soruyu soracağım. Bayağı saatimizi doldurduk Nadia Hanım. Soru Bu arada vardı ama onların arkadaşlarıma hepsini evet işte cevaplayamadım. onu Bize söyleyeceğim. göndersinler. Lütfen Nadia Hanım'ın sayfasına soruların hepsini yazabilirsiniz. Bana da isterseniz yazabilirsiniz. Kesinlikle. Hangisi rahatsa ben Nadia Hanım'a onları iletirim. Eğer İstanbul'daysanız mutlaka gidip yüz yüze ön görüşme yapabilirsiniz. Ön görüşme ücretsiz. İlk muayene Çiğder'den randevu aldığınız zaman ücretsiz. Bunu unutmayınız lütfen. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde Nadia Hanım. Onu da son hatırlatmak yapmak istiyorum. Sorularınızı lütfen kendisine iletin. Sayfası Doçak Doktor Nadia Köroğlu sayfası da. Son soruyu şey yapacağım. İki tane sorusu var Melek arkadaşımızın Nadia Hanım. Hocam bir dış gebelik, bir kimyasalım var. Bunlar normal yollu oldu. Daha sonra tüp bebek denedik tutmadı. Sebebi ne olabilir diye sormuş. Melek Ama Hanım, arkasından yaşı Melek kaçırdı Turan'ın mı? evet onu yazmayı unutmuş. Hocam genetik test yaptırdım demiş. HTFR Evet, MTHFR. homozigot bir Bu KI hastanın, bir evet, sayısı. heterozigot iğne kullanmama gerek var mı Hayır. diye soruyor. İğne kullanmasına gerek yok. Ama iki kimyasal bir dış gebelik olmuş, tüplerini mutlaka bir kontrol ettirsin. Rahim filminde tüplerde bir sorun var mı diye mutlaka bakılması lazım. Yaşını bilmiyoruz ama yaşı ileri ise eğer belki genetik tanıdığı tüp bebekte planlayabilir. Gençse gerek yok mu genetik olması? Gençse diğer test, kromozom testlerine de bakıldıysa eşinin ve kendisinin deneyebilir tekrardan. Hani genetik testler de maliyetli oluyor. Hani oturup tabii ki yüz yüze konuşmak lazım. Hani Evet. bazen kadınlar bu süreçlerden çok ciddi etkileniyorlar. Hani onlara da gidin deneyin deyince de hani o yani o bir daha o düşük süreçlerini ya da o olumsuzluk süreçlerini çok tolere edemeyebiliyorlar. O zaman belki konuşup karşılıklı genetik tanılı tüp bebek karar verebiliyoruz. Yani hani yüz yüze konuşup karar vermek lazım. 24 yaşında iki embriyo transferi yapılabilir mi diye sormuşlar. Yapılıyor mu, yapılmıyor diye biliyorum, değil mi? Maalesef. 24 yaş Evet. çok genç. İlk iki denemede 24 yaş için tek embriyo transferi, üçüncü denemeden itibaren iki embriyo transferi yapılabilir. Evet, Pitsi ve IMSI ile sperm seçiminde büyük bir fark var mı diye sormuşlar. Küçük küçük sorular var. Onları da şey İkisi yapmadan kapatmak farklı yöntemler. Biri istiyorum. aslında bir morfolojik seçim gibi düşünün. Yani şekilsel olarak spermi seçiyorsunuz. Yani yaklaşık işte spermi 6.000 kat büyütüp şekilsel olarak bakıp normal spermi vermek IMSI dediğimiz yöntem. Pixide de aslında şöyle bir hyaluronik asit, yani sanki yumurtanın da normal döngüde, yani normal yumurta ve sperm birleşmesinde, değil mi? Yumurtanın bir zarına tutunuyor sperm, değil mi? Pixide de aslında ona benzer, onu taklit eden bir zar var. Oraya tutunan spermler seçilerek o spermlerin daha iyi olduğu düşünülerek sperm seçimi yapılıyor. Ama ikisi de bir sperm seçme yöntemi sonuçta. Kullanılabilir ikisi de. Tabii ne için önerildiğini bilmiyorum ama kısaca özeti bu. Anladım.
Kalp ablasyonu sonrası ne kadar süre sonra tedavi başlanır diye sormuşlar. Bunu tamamen kardiyoloji hekiminin söyleyebileceği bir şey. Yani Başka bir doktor. gebeliği kaldırabilir mi? Evet, tabii ki. Yani bu kardiyoloji muayenesi ve hekiminin gebeliğe izin verip vermemesine göre tedavi süreci Evet. belirlenir. Çocuk arkadaşlar, lütfen bu yazdığınız soruların hepsini kopyalayın ve Nadiye Hanım'a atın. Nadiye Kesinlikle. Köroğlu, Doçent Doktor Nadiye Köroğlu sayfası. Lütfen arkadaşlar. Tamam, çok teşekkür ederim Nadiye Hanım. Harika Ben de şey oldu. teşekkür ederim. Evet, Arkadaşlar şu güzeldi. anda İlk evde başta bunu biraz korktum, seyretmekten ürktüm. ben de çok korktum. Yani şu anda evde sıcak bir yerde bulduğumuz için o kadar şanslıyız ki anlatamam. Arkamda nasıl şimşekler çaktı, nasıl yağmur yağıyor. Evet. İnanamazsınız. Ataşehir'deyiz. Yani şu anda şükür içerisindeyim resmen. Sağlıklıyız, buradayız, evimizdeyiz, sıcaktayız, soru cevaplıyoruz. Daha ne güzel ne Ne, olabilir evet. bundan daha iyi. Aynen öyle. Çok Ben teşekkürler, çok teşekkür minnettarım. Sağ ederim. olun, var olun. Ağzınıza Tekrar sağlık. görüşmek üzere. Hoşça Sevgiler. kalın. Size de arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hepinize hoşça kalın.